Bakın devleti şöyle çalıyorlar. Devleti şöyle soyuyorlar. Devlete bu araba lazım diyelim. 100 lira. Yandaş bir müteahhitten 200 liraya alıyorlar bunu. Hak ettiğinin iki katı. Sonra o fazla olan paraya diyorlar ki o fazla parayı da şimdi bunu sana hakkı 100 liraydı. Biz sana devletten 200 lira verdik. O 100 lirayı geri ver diyorlar. O 100 lirayı geri verince onu da hayır işlerinde kullanıyorlarmış. Bir de müftü buluyorlar kendilerine göre. O müftü de diyor ki hayır işlerinde kullanılırsa helaldir bu diyor. Tam AKP'ye göre müftü işte. Ha, şu anda da var bir tane AKP müftüsü galiba burada, öyle duydum. Tam böyle. Bakın değerli dostlarım, bu ülkede dindarlar var. Dindarlar bizim başımızın üstündedir. Dindar geçinenler var. Onlar tehlikeli. Bir de dinden geçinenler var. Bunlar dinden geçinenler. Bu memleketi soyacaksın. Fezlekeler gelecek. 4 gündür, 5 gündür fezlekeleri meclis başkanı tutacak. Onu saklayacaklar. Fezlekeleri değiştirecekler. Kaçarı yok. Bunları yüce divanda yargılayacağız. Hep birlikte göreceksiniz bunu. Tayyip Erdoğan oğluyla bu saatte konuşmuş mu, konuşmamış mı? Bunun kaydı çok rahat çıkar. Peki başbakan bu kayıtları çıkarabiliyor mu? Çıkaramıyor. Niye? Çünkü konuştu. Ne diyor sadece? Bunlar montaj diyor. Milletin kasetleri çıkarken montaj olmuyor da sana gelince mi montaj oluyor? Bakın ne diyordu başbakan? Onların diyordu cemaat için inlerine girip bulacağız diyordu, değil mi? Evet. 12 yıldır ortaktın. Beraberdiniz. Ne istediler de vermedik diyen sensin. Nasıl oldu bu? Ben size şunu söyleyeyim. Yakında Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Bunu görüyorum. Türkiye'yi dolaşıyorum. Şimdi 60 sene sonra yeni bir yalan çıktı ortaya. Yeni yalan ne? Gezi olaylarında camide bira içtiler, içki içtiler yalan. İmam ne dedi? İmam ne dedi? Gerçek dindar. Gerçek dindar adam ne dedi? Ben görmedim, böyle bir şey yok dedi. İmamı sürdüler. Tekrar çağırdılar imamı terörle mücadeleye. 8 saat ifade aldılar. İmam yine bildiğini söyledi. Dedi ki böyle bir şey olmadı dedi. İmamı bir daha sürdüler. Benim diyor başörtülü bacıma diyor 70-80 kişi saldırdı diyor. Bakın bir kadına başörtülü olsun başörtüsüz olsun fark etmez. Bir kadına, yanında 6 aylık çocuğu olan bir kadına Türkiye'de sağcı da saldırmaz, solcu da saldırmaz. Türkiye'de İzmirli de saldırmaz, Çankırılı da saldırmaz, Diyarbakırlı da saldırmaz, Trabzonlu da saldırmaz, Yalovalı da saldırmaz. Bir kadına 70-80 kişi ürkücü de saldırmaz, devrimci de saldırmaz, dindarı da saldırmaz, işçi partilisi de saldırmaz, kimse saldırmaz. Bizim topraklarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Ama bu yalancı bunu bilerek yapıyor. Toplumu kamplaştıracak. Hala da başörtüsü tartışması. Ya bıraktık biz bu işleri kardeşim, bak bırak, serbest dedik, tamam. Konuşma. Bunun üzerinden siyaset yapma. Serbest. Buyurun. Benim bir tane kız kardeşim var. 4 kardeşiz biz. Bir kız, 3 erkek. Benim kız kardeşimin başı kapalı. Babam öyle yetiştirdi. Evliliğinde de devam ediyor. O şekilde yaşıyor. Bu benim kız kardeş. Başı kapalı. Babamın 2 gelini var. Biri benim eşim. Biri kardeşimin eşi. Kardeşimin eşinin başı açık. Başı kapalı. Benim eşimin başı açık. Benim 2 teyzem var. Birinin başı açık.
birinin başı kapalı. Samimi söylüyorum, basının huzurunda söylüyorum. Serbest, herkes araştırabilir. Ya bunlar siyasetin konusu mu? İster açar başını, ister kapatır. Bize ne? Biz insanların karnıyla uğraşıyoruz, karnıyla, midesiyle, açlığıyla uğraşıyoruz, açlığıyla.